Herkese merhaba, ben Berkay Mudişler, yeni bir bölümde karşınızdayız. Bugün herkesin merak ettiği Alkent 2000 malikanelerine geldik. Size Alkent 2000 bölgesindeki malikaneleri de artık tanıtmaya başlayacağız. Evin özelliklerini vermek istiyorum. Ev toplamda 3900 metrekarelik bir araziye sahip, 1100 metrekarelik bir kullanım alanı var. Toplamda 13 odası ve 2 tane salonu bulunuyor ve şu anda satışta 24.500.000 liralık bir satış rakamı var. Sizleri çok bekletmeden tura başlamak istiyorum. Ancak tabii ki kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmazsanız da çok mutlu oluruz. Hadi giriş kısmından başlayalım. Malikanenin giriş kısmına geldik. Öncelikle şu kapıyı göstermek istiyorum. Özel demir döküm yapılmış. Onun dışında bu duvarlara Mehmet özel ithal seramik kullanmış. Riverstone itemli. Ve ufak peyzajlandırmalar yapılmış. Şu şekilde gösterebiliriz. Buradan da içeriye doğru devam edelim. Bu alanı da size göstermek istedik. Ayrıca aslanlar da aslan detayı da çok hoş duruyor. Evin girişinde de görücü detayları. Evet. Bahçe alanına zaten en son geliriz Mehmet. Burada ufak bir avlu alanımız var. Bayağı eski, 600 yıl kadar eski olan bir zeytin ağacı burada varmış. Onu bozmamışlar, bu şekilde kalmış. Bu arada evin içinde çok ufak tefek tadilatlar var Mehmet. Bunu da izleyicilere bildirmiş olalım. Gördükleri zaman bize kızmasınlar. Çok ufak tefek tadilatlar var. Ancak sağ olsunlar evin sahipleri bizleri kırmadı. Çünkü önümüzde Perşembe günü başlayan bir yasak var. Biz de bol bol stok çekmeye çalışıyoruz. Burayı da tanıtmayı çok istiyorduk. Sağ olsunlar kırmadılar. Bu şekilde size tanıtmış olacağız. Şuradan geçelim. Burada da bir giriş var ama peyzajlandırma gerçekten hoş bu arada. Burada yarı açık bir garaj alanı yapılmış. Özel aslan tasarımları girişte de vardı. Burada da var. Güzel duruyor. Ya bahsettiğim ufak tadilatlar şu şekilde. Yani mesela şurada ufak tefek taşları eksik. Yani bu ufak tefek tadilat yapıyorlar. Bir kısa sürede bitecekmiş. Hatta şöyle bir şey yaparız diye düşündük. Instagram'dan altta hemen veriyor oluruz Instagram adresini. Buralar bittiği zaman, yani odalardaki ufak tefek şeyler falan bittiği zaman size onları da ayrıyetten çekip gösteririz. Hadi içeriye doğru girelim Mehmet. Tekrardan selamlar. Biz eve girdik bu arada ama kapıdan bahsetmedik. Şık bir kapı tasarımı yapılmış. Demir dökme olarak yapılmış. Gerçekten ağır bir kapı. Aralarda camlar kullanılmış bu şekilde. Şimdi evin antre alanına geldiğimizde tabii ki ilk başta klima sistemlerini ve akıllı ev sistemini görüyoruz. Hemen solumuzda yer alıyor. Salona doğru geçeceğiz ancak bu evi ben iki kısımda düşünmenizi istiyorum. Yani bu evin aslında daha doğru şekilde söyleyeyim. Evin ilk katını iki kısımda düşünmenizi istiyorum. Biz önce salon tarafına devam edeceğiz. Diğer tarafını mutfak tarafı olarak düşünün. Biz önce salon tarafından devam edelim. Bu arada burası da kil alanımız. Tabii şu anda orayı gösteremiyoruz ama kil alanı da mevcut. Şimdi salona geldiğinizde salon iki kısma ayrılmış durumda. Önce yemek alanına gelelim. Yemek alanına geldiğimizde benim ilk ilgimi çeken şey iki tane kapımız ve bir tane penceremizin bulunması. Bu alanın direkt doğal ışık almasını sağlamış, güzel düşünmüş bir özellik. Şık bir vitrinimiz var. TV ünitesiyle uyumlu bir vitrin seçilmiş. Bunu zaten size o alana geçtiğimizde yine gösteriyor olacağız. Benim hoşuma gitti bu tasarım. Her şey hoşuna gidiyor Berkay demeyin. Gerçekten bu evde bir sürü şey hoşuma gitti. Umarım siz de beğenirsiniz. Yemek alanında avizeye geleceğim ama öncesinde şundan bahsedeyim. Seramik bir masa yapılmış 8 kişilik ve bu avize Maria Teresa tasarımıymış. Bu şekilde bilgi verildi. Gayet şık duruyor. Bunun daha büyüğü oturma alanında yapılmış. Şimdi oraya geçeceğiz zaten. Ayrıca avizeyle uyumlu da aplikler yapılmış. Bu alana doğru geçelim Mehmet. Yer seramik şekilde devam ediyor. Ayrıca her odanın, bu evde her odanın klima sistemi ayrı. Yani hepsini ayrı ayrı kontrol edebiliyorsunuz. Mesela bu alanın hemen bu kısımda bir kontrol edebileceğiniz sisteminiz mevcut. Önce buradan devam edelim Mehmet. Burada bir dresörümüz var. Çift taraflı şöminenin yanına dresörler koyulmuş. Ayrıca salonun tamamında bu şekilde çıtalı bir tasarım geliyor. Yemek alanı da aynı şekildeydi. Bu alan da aynı şekilde geliyor. Çok fazla detay var. Yavaş yavaş gitmeye çalışacağım. Şöminenin üstünde şık bir seramik tasarımı yapılmış. Ve iki tane dediğimiz gibi dresör koyulmuş. Bu arada gerçekten lafını bölüyorum ama sanırım bu bizim gördüğümüz en büyük şömine tasarımı. Evet. Evet, yani en ihtişamlı duranı bu şu ana kadar gördüklerimizin arasında. Tek kişilik bir oturma koltuğu koyulmuş ve bu tarafta da
TV izleme alanınız başlıyor. Ayrıca Mehmet şundan bahsetmek istiyorum. Yani şu anda bulunduğum açıda çok güzel gözüktüğüne eminim. Komple pencereler var. Yani salon ve yemek alanı direkt doğal ışık alıyor. Bu güzel bir özellik. Ve bu alandaki avize yemek alanındakinden daha ihtişamlı duruyor. Çift tavan tasarımı var zaten. Yani bu tarafa doğru tavanınız yükseliyor ve bu daha ihtişamlı bir avize seçilmesi de doğru olmuş. Demin bahsetmiştik, yemek masasının buradaki vitrinle buradaki TV ünitenizi de çok uyumlu seçilmiş. Gerçekten hoş duruyor. Şimdi odalara doğru devam edeceğiz ama salonu insan hiç bırakıp gidesi gelmiyor. Gerçekten benim hoşuma gitti. Bu şekilde arkalardan yürüyerek odalara doğru devam edeyim. Unuttuğumuz, atladığımız bir şey var mı diye tekrar tekrar bakıyoruz. Yine olursa kusurumuza bakmayın. Evet, devam edelim Mehmet. Burada bir antreye geldik. Evin burası ilk kısmı olarak nitelendirin. Yine evin çıtalı tasarımına uygun da bir kapı tasarımı yapılmış. Ve ilk odaya girelim. Bu odada komple yeni bir takım gelecekmiş bu arada. Bu evdeki değişimlerin hepsini ben Instagram'dan size gösteriyor olacağım. Yani evde ufak tadilatlar var demiştik. Bunun elektrik şeyini görüyorsunuz. Yani burada bir avize takılmamış da. Ufak tefek tadilatlar var. Bunların tüm değişimlerini size ama dediğim gibi Instagram'dan gösteriyor olacağım. Burada bir yatak takımı görüyoruz. Dediğim gibi ancak değişecek ve bu odanın bir tuvalet banyosu var. Şöyle girelim Mehmet. Şöyle kapattım, şöyle geleyim. Şık bir çanak lavabo tasarımı kullanılmış. Hemen üstünde aynamız var. Mehmet'i çok net görüyorsunuz yine. Burada walk-in duşumuz var. Yağmur başlığı kullanılsa daha güzel olabilirmiş. Yağmur başlığımız yok. Burada da tuvaletimizi görüyoruz. Yine ufak tadilatlardan biri, kapağı yok. Buradan diğer odaya doğru devam edelim. Yine bahsettiğimiz gibi her odanın şöyle gösterebilir miyiz Mehmet? Her odanın kendine özel sistemleri bulunuyor. Isınma, soğutma sistemleri bulunuyor. Şimdi ana yatak odasına giriyoruz. Yine girdiğimizde şunu söyleyeceğim. Ufak tefek değişiklikler olacakmış. Bunları yayınlayacağız. Buraya güzel bambu bir tasarım yapılacakmış. Ben de merak ediyorum açıkçası. Size bunu paylaşıyor olacağız. Evet, burada bolca alanınız var. Buraya bir makyaj masası koyulmuş. Hemen ortada da çift kişilik bir yatağımız bulunuyor. Yine bu odada bolca pencere kullanılması güzel olmuş. Bu doğal ışık alması anlamında iyi. Burada gördüğünüz gibi hatta şurada da Mehmet bir yuvarlak bir penceremiz yapılmış. Biz önce tuvalet banyoya devam edelim. Benim en hoşuma giden yer orası oldu bu evde. Çift lavabomuz var. Bu ürünler tamamen saf pirinç kullanarak yapılmış. Gayet şık ve lüks duruyor. Ayrıca ben çift lavabo olmasını seviyorum ana yatak odalarında. Böyle bir ev yapıyorsanız çift lavabo olmalı. Bu tarafa geldiğimizde ise bir basamak çıkarak ıslak alana geçiyoruz ve burada İtalyan bir küvetimiz var. Benim çok hoşuma giden bir tasarım detayı, siyah kullanılması, yani genel anlamda siyah kullanılması zaten bir lükslük vermiş. Gerçekten güzel duruyor. Ayrıca burada da walk-in duşumuz ve rainbow sistemi kullanılmış. Gerçekten hoş bir banyo. Özellikle Mehmet'in buradaki küvetle alakalı yorumunu almak istiyorum. Çok sevdiğini biliyorum böyle tasarımları. Bu tarz oval tasarımları gerçekten çok seviyorum. Daha dinlendirici olduğunu düşünüyorum kullanışında. Görünüş olarak dinlendiriyor insanı. Gerçekten doğru. Ayrıca buradaki bataryaları da göstermek istiyorum. Hemen bu küvetin yanına da Mehmet bir pencere koyulması da gayet hoş bir detay bence. Onu da atlamamış olalım. Söylemiş olalım. Burada da tuvaletimizi görüyoruz. Yine banyonun devamıyla uyumlu seçilmiş. Gerçekten güzel. Şimdi ana yatak odasına geri dönüyoruz. Avizeden bahsetmedik. Gerçekten değişik bir tasarım kullanılmış. Hoş duruyor. Giyinme odasına girerken de çift taraflı şık aplikleriniz var. Şu şekilde gösterelim. Ve buradan da giyinme odasına girelim. Tabii ki ev yarı kullanımda diyebilirim. O yüzden dolapları tek tek size gösteremiyorum. Ancak tasarımsal olarak gerekli kullanım alanı sağlanmış gözüküyor. Benim gözüme yeterli geldi. Burada yine bir pencereniz var. Onu da göstermiş olalım ve evin ikinci tarafına devam edelim. Evet. Şimdi burada iki oda gördük. Salonu gördük. Mutfağa doğru geçiyoruz. Mutfağa doğru geçerken de Mehmet, bak burada bir yuvamız var. Burada bir yuvamız, burada da üçüncü yuvamızı görüyoruz. Ayrıca sanırım Mehmet banyoda olunca isimleri niş oluyor. Yine bilen arkadaşlardan yazmalarını rica ediyorum. Çünkü banyoda niş olduğunu biliyorum ancak salonda ve diğer alanlarda kullanıldığı ne olduğunu bilmiyorum. Sizlerden destek bekliyoruz bu konuda. Mutfağa doğru geçelim. Gayet geniş bir mutfağımız var. Ortada ada tasarımı niye yok diyeceksiniz. Tadilatla birlikte onu da ekliyorlar. Onu da ben yine size paylaşıyor olacağım Instagram'dan. Çift taraflı
Bir, istasyon tasarımı yine kullanılmış. Burada bulaşık makinemiz Franken'in bulaşık makinesi kullanılmış. Bolca dolabınız geliyor. Şöyle ev kullanımında tabii ama ben olabildikçe göstereyim size. Yine bu tasarım çıtalı bir tasarım olarak seçilmiş. Yani evde genel olarak çıtaları çok gördük sanırım Mehmet, değil mi? Yani salonda, duvarlarda gördük, kapılarda gördük. Güzel tasarım olarak. Şu ana kadar genel bir bütünlük var. Evet. Ben bu tasarımı çok beğendim mutfakta. Buradaki istasyonda EV'yi görüyoruz, bulaşık makinesini görüyoruz söylediğimiz gibi. Bu tarafa geldiğimizde ise ben burada Franken'in bu ürününe bayıldım. Gerçekten tasarımsal olarak, renk bütünlüğü olarak farklı bir kaplaması hoş duruyor. Evet, yani benim hoşuma gitti. Şu şeyler bile gerçekten güzel. Bahsettiğimiz gibi dolaplar devam ediyor. Ocağımızı, davlumbazımızı görüyoruz. Burada da buzdolabını görüyoruz. Ayrıca Mehmet, buradan yine dışarıya çıkışımız var. Tabii ki dışarıya daha sonrasında geleceğiz. Yine bolca pencere kullanılması ve buraya da güzel bir ada geldiğinde gerçekten güzel bir görüntü sağlayacak. Şimdi mutfaktan direkt odaya geçiş var. Burada bir televizyon odamız var ayrıyeten. Şöyle yine girelim. Şık bir TV ünitesi kullanılmış. L1 koltuk geliyor. Biraz daha mutfağın yanında bir TV izleme alanı yapılmış. Değişik düşünülmüş bir detay. Yani benim çok hoşuma gitti diyemem bu şekilde mutfağın yanındaki bir alan ama sevenler illa vardır. 3 tane pencere kullanılmış. Küçük pencereler doğal ışık yine almasını sağlıyor ve tasarımsal olarak da güzel duruyor. Şimdi buradan devam edelim. Genel olarak televizyonu biz mutfakta sevdiğimiz için evet. Ama mutfaktan da uzakta kalmamış. Kalmamış. Doğru, kalmamış. Burada bir yatak odasına giriyoruz. Gerçekten şık king boy bir yatak var. İki taraflı komodinleri görüyoruz. Ayrıca yine bu odada 3 tane ufak pencere kullanılmış. Yanında büyük bir penceremiz var. Yine güzel ışık alıyor. Şu anda hiçbir ışık açık değil. Evin tadilatlarından bahsettiğim gibi yani burada da bir avize yok. Bunlar eklenecek. Bu kısımda bir makyaj masası görüyoruz. Ve bu odanın da tuvalet banyosunu görelim. Girelim. Evet. Burada yine deminki gibi pirinçten yapılmış bir lavabomuz var. Aynı diğer odayla aynı şekilde kullanılmış. Yağmur başlığı olabilirdi, daha güzel olabilirdi yağmur başlığı olması. Şunu da söyleyeyim, burada ben bunun mermerlerini de ayrıca sevdim. Güzel duruyor. Evet, devam edelim. Bu odanın da yine kontrol yerleri burada. Görüyoruz, Royal marka kullanılmış. Şimdi geri dönüyoruz. Bu arada Mehmet, burada bir yine ortak tuvalet banyomuz var. Şöyle gösterelim. Burada tuvaletimiz yine aynı tasarım kullanılmış. Burada pirinç tasarımlı lavaboyu görüyoruz. Ayrıca burada iki tane de güzel apliğimiz kullanılmış. Şimdi aşağıya doğru devam edelim. Aşağıda görüşürüz. Aşağı kata geldik. Aşağı kata geldiğimizde ilk gözümüze çarpan şey, yani farklı bir yere geldiğimiz belli oluyor açıkçası. Bu bambulu tasarım benim çok hoşuma gitti. Rahatlatıcı bir alana geçtiğimiz belli oluyor. Öncelikle burada bir oturma alanı yapılmış. Burası salonmuş. İki salon derken aslında buradan bahsediyorduk. Burayı bu şekilde bir oturma alanı ve spor alanına çevirmişler. Ve TV izleme alanı yapmışlar. Burada gördüğünüz gibi koşu bantları, bisikletlerimizi görüyoruz. Bir spor alanı var. Ayrıca Mehmet, bu spor alanının yanına şöyle geleyim. Bu şekilde bir teras yapılması da, ufak bir teras yapılması da güzel düşünülmüş. Yani hava almak istediğiniz zaman bu tarafa da çıkabiliyorsunuz. Güzel. TV alanı var dedik, spor alanı var dedik. Ancak bu evde özellikler bitmiyor. Burada da bir jacuzzi alanımız var. Şu şekilde gösterelim. Basamaklı şekilde çıktınız. Mehmet'in bayıldığı gibi masaj özelliği olan, Tuzla da özellikle sormuştum. Burada da masaj özelliği var. Güzel, yine bambu tasarımda devam etmiş. Güzel bir tasarım. Rahatlama alanları olarak gerçekten hoş. Buradan devam ettiğimizde ise tabii saunamız var. Böyle bir evde olmazsa olmaz. Gördüğünüz gibi ışıklı hatta yapılmış. Gerçekten hoş duruyor. Hamamımız var ve duşumuz var. Şöyle göstereyim duşu da. Hatta hamamı da bakalım Mehmet. Şu şekilde. Bayağı büyük bir hamam seçilmiş bu ev için ayrıca. Biraz fazla büyük hatta. Evet. Şimdi odalara doğru devam edelim. Devam ederken de yani ben bu alanı gerçekten sevdim. Gerçekten güzel bir alan yapılmış. Yani TV izleme alanı, spor alanı, jacuzzi, yani lüks bir evde olması gerekenleri koymuşlar. Gerçekten güzel. Tabii bu kadar şeyin yanına bir de sinema odası yapılması gerçekten hoş olmuş. Bu şekilde gelen bir koltukla bir sinema alanımız var. Ayrıca burada da masa tenis alanı yapmışlar. Yani genel bir aktivite alanı olarak ayırmışlar evin bu tarafını. Şimdi devam edelim Mehmet. Burası kiler. Değil mi bakayım? Evet, burada bir kiler alanımız var. Şu şekilde göstereyim. Tabii çok göstermiyoruz böyle yerleri. Buradan diğer odaya devam edelim.
Gelelim ortak tuvaletimizi görüyoruz. Diğerlerinden daha farklı bir renk kullanılmış. Diğerleri sarıydı. Buradaki lavabo gümüş renginde seçilmiş. Buradan devam edelim. Odaların olduğu kısma geldik. Burada bir çamaşır odamız var. Şu şekilde gösterelim. Gayet genişliği olan bir alan ama biraz kullanımda olduğu için tabii yarım yarım gösteriyoruz. Buradan bir odaya gidelim. Bu oda da Mehmet, bahsettik ya evde tahilat var diye. Bu odanın da bir tuvalet banyosu var. Ancak bu oda tamamıyla tahilatta, yani diğer yerlerden farklı olarak tamamıyla tahilatta. Yine bittiğinde bu odayı ben paylaşıyor olacağım. Sahiplerinden tekrar izin alıp buraları size sadece görüntü olarak vereceğiz tabii. Evet, diğer odaya gelelim. Burada bir misafir odamız var. Şu şekilde tek kişilik bir yatak. İki kapaklı bir gardırop seçilmiş. Buradan yine devam edelim. Artık sona doğru geldik bu alanlara. Evet, burada bir teknik odamız var. Şu şekilde gösterelim Mehmet. Bayağı bir şey koyulmuş. Bu odanın karşısında da yine bir odanız var. Artık misafir odası da yapabilirsiniz. Çalışan odaları olabilir, misafir odaları olabilir. Hepsini o şekilde kullanabilirsiniz. Buranın da bir tuvalet banyosu var. Şu şekilde gösterebiliriz. Bir ufak tahilatları var, gözüküyor. Genel olarak evin her yerini gördük galiba. Odaları gördük. Atladığımız bir şey yok. Çamaşır odasını gördük. Evet, ev gerçekten büyük olunca böyle tekrar tekrar kendimize soruyoruz. Güzeldi, keyifliydi evin içi Mehmet bence. Gördüğüm kadarıyla her odanın ayrıca kendine ait merkezi sistemleri, ısıtma sistemleri, evet, kontrol ünitesi var. Çok güzel düşünmüş bir özellik. Bu kat birazcık daha, yani yukarıda ana yatak odasını vesaire gördük. Bu kat biraz daha böyle dinlenme alanı gibi yapılmış. Burada bir ana yatak odası görmedik aslında. Misafir odası gördük ve dinlenme alanları, yani aktivite alanları ve dinlenme alanları gördük. Şimdi evin çok güzel olan bir bahçesi var. O bahçe alanında buluşmak üzere. Dış alana geldik. Şimdi öncelikle bu alanı size göstermiştik. Şimdi tam ters tarafa doğru yürüyeceğiz. Bu alanda girişi zeytin ağacını ve yolu görmüştük. Buradan devam edelim Mehmet. Burada yarı kapalı bir alanımız var. Garaj için. Onu göstermiş olalım. Ayrıca Mehmet 600 adet leylanda ekilmiş bu bahçenin çevresine. Mahremiyet sağlamak adına. Ki güzel de olmuş bence. Dış dünyadan biraz daha bağımsız duruyor. Şimdi devam edelim. Şöyle geçelim. Hem de evin dış alanlarını da görmüş olalım bu şekilde. Burada odaların bulunduğu pencereler gözüküyor. Yine aslan tasarımı kullanılmış. Burada da aslanlar yapılmış. Sanırım tasarlayan kişiler aslanı gerçekten seviyor. Burada yemek masasının bulunduğu alandaki kapıları ve pencereyi görüyoruz. Devam edelim. Devam ederken de burada salona gelmiş oluyoruz. Salondaki yine içeride de bahsetmiştik, bol bol pencere var diye. Gerçekten bol pencere olduğunu buradan da daha iyi anlıyoruz. Evet, havuz alanına geldik. Şöyle geçeyim ben de. Ortalama büyüklükte bir havuz kullanılmış. Biraz daha büyük olabilirdi. Çünkü bahçeniz yani bayağı büyük. Siz isterseniz belki ikinci bir havuzu bile yapabilirsiniz. O kadar büyük. Bu da yeterli olur mu? Bence olur. Ama daha büyük bir, daha kalabalık bir aileyseniz ikinciyi de yapabilirsiniz. O kadar alanınız var. Evet, devam edelim. Devam ettiğimizde bu arada burada bir veranda alanı görüyoruz. Bir alan daha yapılmış. Bu arada Mehmet, bu bahçenin çevresine bir drenaj sistemi kullanılmış. Bu sistemle birlikte yağmur suları depoya toplanıyor ve bahçenin sulaması bu şekilde yapılıyormuş. Benim hoşuma gitti bu sistem. Bu sisteme ekolojik diyebilir miyiz Berkay? Diyebiliriz. Kesinlikle hem ekolojik hem de tasarruf. Yani ekolojik zaten bir tasarruf aslında ama çok fazla su faturası ödememek adına da güzel bir çözüm olmuş. Ayrıca evin dış mimarisini de konuşalım istiyorum ama yanlış bir yer seçtik birazcık. Gel istersen böyle. Hem de bahçenin genişliğini de gösterelim. Yani ikinci bir havuz gerçekten kurabileceğiniz bir alanınız var. Ya da bir oyun alanı. Yani her şey olabilir. Basketbol alanı yapabilirsiniz, futbol alanı yapabilirsiniz. Hepsi olur. Evin dış mimarisi, evde bir beyaz ve koyu tonları bir arada kullanmışlar. Yani bilmiyorum, ilgini çekti mi Mehmet ama ağaçların, palmiye ağaçlarının altındaki beyaz taşlar, sütunlu bu veranda alanı, vazoların beyaz seçilmesi, aslanların beyaz seçilmesi ve koyu tonları yani bir arada birleştirmişler. Evde özel peyzaj çalışması yapıldığı belli oluyor. Gerçekten bu anlamda birbirini tamamlayan şeyleri ben de seviyorum. Evet, bu konuda gerçekten çok haklısın. Çok uyumlu duruyor.
Ben de bu konuya değinmek istiyorum. Ev içeriye nazaran dışarıda bu kadar büyük durmuyor. Evet, evet ev büyük duruyor ama dışarıdan bu kadar büyük durmuyor. Gerçekten evin içi kullanış açısından çok geniş olmuş. Şık bir malikane görüntüsü var. Yani onda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Ancak dediğin gibi evin arkaya doğru uzayı olması biraz daha o görüntüyü saklamış. İçerisi çok büyük. Yani biz gezerken yani bol bol onu fark et. İçerinin büyüklüğü gerçekten tatmin edici. Katılıyorum bu anlamda sana. Ve bu cepheden dediğin gibi o kadar büyük durmuyor. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Umarım beğendiğiniz bir tur olmuştu. Alkent 2000'i çok fazla yorumlarda da alıyorduk. Biz de merak ediyorduk. Bizim için de güzel bir tur oldu. Tabii ki kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşürüz.